İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Programımızın başında kısa bir Açık Radyo ile ilgili açıklama yapmak istiyoruz. RTÜK Üst Kurulu, Açık Radyo'nun karasal yayın lisansını iptal ederek yayınını kapatmaya karar verdi. Fikir ve ifade özgürlüğüne yeni bir darbe daha eklenmiş oldu. Evet, bugün programımızda konuğumuz Tuğçe Tezer. Aslında konuk dememek lazım çünkü her ikimiz de bu programın yapımcılarıyız. Ama söz bugün esas itibariyle Tuğçe'de olacağı için konuk muamelesi yapmak istiyorum. Tuğçe, programa hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk Gürhan, merhaba. Evet, Tuğçe Tezer'i kısaca tanıtmak istiyorum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Lisans derecesini 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden, yüksek lisansını ise 2013 yılında yine aynı üniversitede Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarımı Programı'ndan, doktora derecesini ise 2019 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Programı'ndan aldı. 2021 yılında Salt Araştırma Fonu tarafından desteklenen Antakya Yürünebilir Kent Tarihi rehberini hazırladı. Araştırma alanları arasında şehir planlama, kent tarihi, tarihsel coğrafya, kentsel morfoloji ve Antakya yer almaktadır. 2022 ve 2023 yılları arasında TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu desteğiyle Portekiz Porto Üniversitesi'nde Antakya'nın 1910-1960 arası dönemine odaklandığı kentsel morfoloji üzerine doktora sonrası araştırmasını tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölge Planlama Bölümündeki görevine devam etti. Şubat 2023'ten bu yana Antakya'nın deprem sonrası iyileşme süreci üzerine çalışıyor. Evet, Tuğçe şu anda ağırlıklı olarak yazılı görsellerden oluşan bir sunum gerçekleştirecek. Bu bizim alışık olduğunuz program formatımızın dışında bir format olacak. Ben mümkün olduğu kadar araya girmemeye çalışacağım. Ama Tuğçe Tezer'den şimdi bu programda, bu birinci programda, çünkü iki program gerçekleştireceğiz ve büyük bir ihtimalle ikinci programı da iki hafta sonra gerçekleştirmiş olacağız. Tuğçe'den kısaca bugünkü programda ne yapacağını kısaca aktarmasını rica ediyorum. Evet Tuğçe, söz sende. Çok teşekkürler Gürhan. Çok da güzel bir giriş oldu benim açımdan, böyle derli toplu. Şimdi ben bu davet için, her ne kadar bu programın bir parçası olsam da son aşamada yine de bu bir davetle oldu ve bunun için çok teşekkür ederim gerçekten. Benim için bu birazdan anlatmaya başlayacağım konuları daha geniş bir grupla, daha geniş bir toplulukla paylaşma imkanı olacak ve bunu biraz herkesin duymasını istiyorum aslında, birazdan anlatacağım şeylerin. Çünkü Antakya'nın depremden çok büyük bir yara almasının sebeplerini biraz konuşacağız bugün. Şöyle bir kapsam düşündüm. Depremden önce Antakya'da beraber dirençli kenti arayacağız ve ne yazık ki bulamayacağız. Bunun için afete dirençli kenti birazcık irdeleyerek başlayacağız ve sonra Antakya'nın deprem öncesi kentleşme ve planlama süreçlerine beraber bir göz atacağız görsellerle. Ardından 6 Şubat'ta gerçekleşen, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerin neden bu kadar uzak bir coğrafyada Antakya'yı en çok etkilediğini biraz anlamaya çalışacağız. Olası nedenlerini konuşacağız. Ve son olarak da bu depremdeki büyük yıkımın farklı yüzlerini biraz irdeleyip ilk programımızı tamamlayacağız. Evet, çok teşekkürler. Tabii birçok programımızda olduğu gibi Ali Vatansever arkadaşımız da ekran arkasında her türlü düzenlemeyi yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet Tuğçe. Öyleyse izninizle ben ekran paylaşımıyla başlıyorum. Tekrar çok teşekkür ederim bu imkan için. Yalnızca bu görseli dikkatlice incelemenin bile aslında çok öğretici olduğunu düşünüyorum ben. 6 Şubat depremlerinden önce ve sonra NASA'nın yaptığı iki kızılötesi uydu görüntüsüyle karşı karşıyayız şu anda. Sol tarafta 6 Şubat depremlerinden önce Antakya'da ne kadar büyük bir yerleşik alanın olduğunu görüyoruz ve sağ tarafta bunun ne kadarında o yaşamın fiilen sürdüğünü görüyoruz. Şu anda bu alan çok daha küçülmüş durumda enkaz kaldırma çalışmalarıyla beraber. Şimdi böyle bir çalışmaya başlarken aslında birazcık kendi öykümden de bahsetmek isterim. Gürhan'ın az önce çok güzel anlattığı bu kronolojik süreci geçirirken kendi hayatımda. Bir taraftan da Antakya ile ilişkilenme biçimimde hep bir değişiklik oldu. Öncelikle bir doktora tezi çalışmasını yapmak üzere gitmiştim Antakya'ya. Fakat sonra hayatımın önemli parçalarından biri haline geldi. Ve işte giderek önce doktora çalışması, sonra Salt'ın desteklediği Yürünebilir Kent Tarihi projesi ve ardından da Portekiz'deki doktora sonrası araştırmamı Şubat 2023 itibariyle tamamlayıp geri döndüğümde artık bambaşka bir Antakya ile karşı karşıyaydım. Hepimiz gibi ve Antakya'nın benim hayatımdaki 10-12 yıllık süre içinde bile geçirdiği değişim ve geçirmek durumunda kaldığı bu son yıkıcı değişim beni epey bir şey düşünmeye etti. Bu düşüncelerin de temellendiği esas mesele doğa ve insan arasındaki ilişkiydi. Bu ilişkinin zaman içindeki değişimi beni çok ilgilendirdi. Çünkü bir taraftan da yerleşme tarihi çalışıyorum. Şimdi buradaki bu iki tanımı hatırlatarak başlamayı çok önemsiyorum bu sunuma. Birincisi doğanın tanımında dikkat çekmek istediğim şey insan etkinliğinin dışında kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren çok büyülü bir varlıktan bahsediyoruz aslında. Gerçekten canlı ve cansız nesnelerin bir kompozisyonuyla çok önemli bir varlık biçiminden bahsediyoruz doğa dediğimizde. İnsan her ne kadar çok uzun seneler doğanın bir parçası olsa da çok ciddi bir uzaklaşma, kendini doğanın içinden çıkarma, ayrı bir yere konumlandırma ve doğayı giderek bir ham madde olarak kavrama süreci içinde ve şu anda da onun geldiği çok vahşi bir dönemdeyiz. Ve insanın tanımında da evreni bütün olarak kavrayabilme iddiası var. Benim sunumum aslında tabii bu doğrultuda da biçimlendirebilme becerisine dair bir iddiası var insan tanımında. Fakat benim sunumum esas olarak bu tanımların gerçeği en azından insan tanımı açısından ne kadar yansıtmadığını anlatma kaygısı taşıyor. Şimdi yine küçük hatırlatmalarla devam edeceğim. Afet dediğimiz konu genel olarak zaten Türkiye'de çok fazla deneyimimiz olmak durumunda kaldı. Sellerle, orman yangınlarıyla, Covid'le, Covid-19 salgınıyla ve tabii ki periyodik depremlerle. Şöyle söyleyebiliriz, imkanların yetersiz kaldığı olaylara afet diyoruz aslında. Planlama, yani benim de meslek alanım olan şehir ve bölge planlama aslında şehirleri gelecekte arzu edilen koşullara göre hazırlama ve geliştirmeyi iddia ediyor. Fakat geldiğimiz aşamada artık biz afetlere dirençli kenti konuşmak durumundayız. Peki nedir bu? Aslında bir doğal afetin öncesinde, doğal afetin sırasında ve sonrasında kentleri afet sonrasında temel hizmetlerini hızlı bir şekilde onarabilecek duruma adapte eden, yani bu kapasiteye hazırlayan, bu kapasiteye sahip olmasının koşullarını hazırlayan bir planlama anlayışından bahsediyoruz. Ve aslında afet dirençli kent, her ne sebeple olursa olsun beklenmedik biçimde ortaya çıkan durumlar karşısında hazırlıklı olan ve rasyonel çözümleri hızlıca üretebilen kente karşılık geliyor. Şimdi biz Antakya'da bir doğa olayının her yönüyle nasıl bir doğal afete dönüştüğünü konuşacağız beraber. Öncelikle böyle bir diyagramla başlamak istiyorum. Bu benim depremden hemen sonra Antakya ile ilgili süreçleri anlamaya çalışırken geçen sene Şubat ayında hazırladığım bir diyagramdı. Şimdi deprem üzerinden çalışacağız tabii ki bugün Antakya olduğu için konumuz ama bu pek çok afet içinde geçerli bir senaryo diyagramı. Depremin öncesi, deprem sırası ve depremin sonrasında yapılması gereken şeyler ve yapılmadığı durumda bir doğa olayını bir afete dönüştüren koşullar aslında tamamıyla tanımlanmış durumda. Deprem öncesinde pek çok başlık var burada ama en önemlisi depreme hazırlık dediğimiz süreç. Bu birçok şeyden oluşuyor. Belli uzmanlıkların sosyal devlet ilkeleriyle bir araya getirilmesi, planlamanın doğru şekilde yapılması, bu kapsamda sorumluların gereken yükümlülüklerini yerine getirmesi, afet toplanma alanlarının hazırlanması, bütün yapıların afetlere, depremlere dirençli hale getirilmesi, bu tabii ki söylendiğinde çok kolay olan ama süreçte çok kolay olmayan bir mesele, ama buna dair bir samimi adım, örneğin yapı denetim mekanizmasının düzgün çalıştırılması, imar raflarının çıkarılmaması, kentsel dönüşüm süreçlerinin doğru şekilde ilerletilmesi, tarihte pek çok defa gerçekleşmiş depremlerden dersler çıkarılması, bu kadim bilgilerin değerlendirilmesi gibi meseleler aslında kentlerimizi afetlere ve depreme hazırlayan koşulları oluşturuyor. Deprem sırasında ise biz gördük ki devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları birbirinden epey farklı davranışlar gösterdi ve neyse ki dayanışma diye bir süreç devreye girdi ve şu an çok çok daha büyük kayıplardan bahsetmemize engel oldu. Ekipman diye bir şeyden haberdar olduk hep beraber. Tabii ki depremle ve afetlerle uzun süredir ilgilenen insanlar ekipmanın farkındaydı ama gündelik hayatında bu konuyla doğrudan ilgilenmemiş pek çok insan benim gibi Twitter ve Instagram üzerinden ekipman aradı deprem bölgesine göndermek için ve bu gerçekten çok üzerine düşünmemiz gereken bir konuydu bence. Arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının bambaşka iki süreç olduğundan haberdar olduk. Yani arama kurtarma çalışmaları hakkıyla yapılmadan başlayan enkaz kaldırma çalışmalarının nelere mal olabileceğini gördük hep beraber. Çadırın ne kadar önemli ve ne kadar farklı konulara gebe bir mesele olduğunu gördük. Enerji, ulaşım, erişim konularındaki krizler epey bir yeni yıkımlara yol açtı aslında. Ulaşım ve erişim meselesinin ne kadar büyük bir konu olduğunu gördük. Depremden sonra ise hızlıca bir yeni kentin inşasından bahsedilmeye başlandığını gördük. Ama aslında biz o sırada depremi yaşayan halkın yaz tutmasına bir imkan oluşturmamıştık henüz. Ya da bütün afet yazınında çok önemli bir yer tutan geçici barınma alanlarının olması gereken şekilde hazırlandığını henüz görmemiştik. Geçici barınma alanı dediğimizde bir güvenlik meselesinin ne kadar kritik olduğunu maalesef çok kötü deneyimlerle öğrendik. Aynı zamanda Covid'den sonra da hatırlarsanız bir yeni normal diye bir tanımımız olmuştu ve deprem bölgesi için normal ve yeni normal tartışmaları hızlıca başladı. Geçici barınma alanlarının sadece insanların içine girip uyuyabileceği barınma alanlarından oluşmadığını, bunun çalışma alanlarını, temiz suyu, güvenli gıdayı, hijyen koşullarını, tabii ki güvenliği, sağlık koşullarını sağlaması, bunları da karşılaması gerektiğini hep anlatmaya çalıştık ama bunları da geldiğimiz aşamada, 20. aya geldiğimiz dönemde hala hakkıyla anlatabildiğimizi ve karşılayabildiğimizi maalesef söyleyemiyoruz. Dolayısıyla aslında üzerine konuşmamız gereken pek çok şey var. Biz bugünkü programda depreme kadar olan koşulları ve depremden sonraki bu yıkımın ilk analizini konuşacağız. Şimdi ben Antakya'da depremin neden bu kadar derin bir etki yaptığı üzerine kafa yoruyorum, az önce de söylediğim gibi. Ve bunun için de bana doktora tezimde bambaşka niyetlerle yaptığım bazı haritalar epey bir yardımcı oldu. Öncelikle hemen depremden sonra en çok duyduğumuz Hatay Havalimanı, Hatay Havalimanı'nın pistlerinden bir tanesi ve ona çıkan yolun, yani havalimanına giden, Amik Gölü'nün içinden geçerek havalimanına giden yolun çatlamış olmasının nelere mal olduğunu hep beraber izledik. Şimdi bu sürecin nasıl gerçekleştiğini anlatacağım size. Öncelikle Antakya, burada gördüğünüz sert dağlık coğrafya içinde hemen sağda göreceğiniz Amik Gölü'nün güneyinde kalan Habibi Necar Dağı'nı sırtını yaslayan bir ova coğrafyasında bulunuyor. Bunlar benim doktora tezimde yaptığım bazı haritalar. Bu haritaların biraz daha analize imkan veren özetleri, soyutlamalarını paylaştığımda sizinle göreceksiniz ki 1975 yılına tarihlenen haritada Amik Gölü'nü son defa görüyoruz Antakya'da ve tarih sahnesinde. Amik Gölü ve hemen arkasındaki bataklıklar kurutulduktan sonra bir su kanalına dönüşüyor. Ve dikkat ederseniz önceki haritalarda görünen bütün su yolları, kılcal su yolları çok daha kuru bir sahneye dönüşüyor aslında Antakya'da maalesef. Haritada epey bir suyun kurumasını somut olarak görebiliyoruz maalesef. Peki bu nasıl bir süreçti? Amik Gölü'nün kurutulması aslında 100 yıl öncesine dayanan bir projeydi. Osmanlı son dönemindeki bazı belgelerde biz aslında Amik Gölü ve İskenderun bataklıklarının kurutulmasına dair projeleri okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Ve en nihayetinde Amik Gölü 1975 yılında nehir kollarının bir kanala dönüşmesi ve peyderpey kurutulması, ona çıkan su yollarının kurutulmasıyla Amik Gölü'nden geriye kalan suyun da Suriye yönde giden bir kanala dönüşmesiyle tamamen kurutuluyor. Sol tarafta gördüğünüz Amik Gölü ve Amik Ovası'nın birlikteliği, sağda gördüğünüz doğrudan Amik Ovası'nı, artık gölün de ona eklendiği bir Amik Ovası'nı görmemizle nihayetleniyor. Bu durumda Amik Ovası'nda bazı parsellemeler oluyor. Ondan sonra tarım alanları oluşuyor burada ve çok verimli bir tarım faaliyeti uzun süre yapılıyor. Fakat ardından 2007 yılında Hatay Havalimanı burada inşa ediliyor. Hemen güneyinde de, yani Amik Gölü'nün güney kısmında, aynı zamanda da Antakya'nın kuzey girişinde de Hatay Devlet Hastanesi yapılıyor, inşa ediliyor. Fakat bütün yoğun yağışlarda ve Antakya, Hatay çok yağış alan bir yerdir. Gölün kurutulması sonucunda oluşan bu ovanın, bunun üzerindeki bütün o ticaret alanlarının, işlev alanlarının, havalimanının pistlerinin su altında kaldığını görüyoruz biz senelerce. Yani şöyle görüntüler, Antakya'ya bundan işte 5 sene önce, 10 sene önce uçakla gitmiş herkesin karşılaştığı görüntülerdi aslında uçakla aşağı doğru inerken. Şurada sol tarafta havalimanıyla bir su öğesinin, su aracının yakınlığını görüyorsunuz. En baştaki slaytta doğanın kendini yenileyebilen ve sürekli yeniden yaratabilen böyle güçlü bir organizma olduğundan bahsetmiştim. Amik Ovası'nda da bu sırada biz onun üzerine beton döküp havalimanı yaparken böyle görüntülerle karşılaşıyoruz aslında. Bir kuş cenneti veriyor bize yani o sırada aslında Amik Ovası. Şimdi biraz daha böyle doğrudan göstermek gerekirse Amik Gölü'nün Hatay Havalimanı nasıl dönüştüğünü bu görselle anlatmak istiyorum. 1975 yılındaki Amik Gölü'nün en son göründüğü mekansal verileri 2018 yılının hava fotoğrafı üzerine işlediğimizde böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ve kırmızıyla işaretlediğim alan, ortada gördüğünüz alan da Hatay Havalimanı. Havalimanının, havaalanının bulunduğu konum yalnızca sulak alanlar, Amik Gölü ve taşkın alanı üzerinde bulunmuyor. Aynı zamanda da buradaki önemli 3 fay hattının kesişim noktası. Burada Ölüdeniz fayı, Karasu fayı, Kıbrıs-Antakya fayı, bu 3 önemli büyük fay, Akdeniz bölgesindeki 3 önemli fay kesişiyor ve biz tam bunun üstüne üstelik bir gölü kurutup bir havalimanı yapıyoruz. Ona da Hatay Havalimanı diyoruz. Aynı zamanda az önce de söylediğim gibi burası gerçekten sulak alan ve su basması, su taşkınları burada çok olası ve beklenen olaylar. Dolayısıyla depremden sonra gördüğümüz bu sahnelere şaşırmak pek samimi gelmiyor bana ve insanın en başta yaptığımız tanımında gösterdiğimiz bu doğanın, evrenin koşullarını bir bütün olarak anlayıp ona göre biçimlendirmeye kadir bir canlı olarak yaptığı tanımlamaya da çok uygun bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Amik Gölü ile ilgili meseleyi birazcık anladıktan sonra Asi Nehri'nden bahsedeceğiz. Amik Gölü tabii ki Antakya ve Hatay coğrafyasındaki su kaynakları arasında en önemli ve büyük ölçekli su kaynaklarından biriydi. Ve bir su ekolojisini, daha doğrusu bir coğrafyanın ekolojisini bozduğunuzda aslında bu mutlaka başka etkileri de olan bir iş oluyor. Çok fazla çarpan etkisi oluyor. Şimdi Amik Gölü kurutulurken aslında Asi Nehri'nin su ekolojisiyle de maalesef çok müdahale edilmesi sebebiyle çok bozucu bir etki oldu. Şimdi az önce şeyi söylemiştim size bütün Hatay'dan bahsederken. Habibi Neccar Dağı Antakya'nın sırtını yasladığı bir dağ. Onun hemen eteklerinde eski Antakya dediğimiz müthiş bir doku oluşuyor. Sonra Asi Nehri ile ayrılıyor ve Asi Nehri'nin batısında da Fransız döneminden itibaren gelişmeye başlamış olan yeni Antakya'yı görüyoruz. Ve yeni Antakya'nın batısına doğru gittiğimizde de Antakya Ovası'nı görüyoruz. Şimdi burada müthiş bir su, dağ ve ova üçlemesi var aslında ve uzun seneler bu yaşamı sürdürebilmiş Antakya. Bu üçlemenin fiziksel mekandaki etkisini şöyle anlatabilirim. Yani kentsel altyapı açısından bugün bile gelemediğimiz bir aşamaya o zaman ne kadar güzel gelinmiş ve buna göre yaşanabilmiş, onu anlatmak isterim. Az önce gösterdiğim dağ çizgilerini burada biraz daha vurgulamak istiyorum. Burada gördüğünüz sırt çizgileri var. Bu sırt çizgileri aslında Antakya'da yağmurlu bir günde burada yağmur sularının bu sırt çizgileri üzerinden süzüldüğü, ondan sonra burada gördüğünüz arıklı yollar, yani su kanallarının farklı varyasyonlarla içinden geçtiği, yollardan aktığı ve Asi Nehri'ne döküldüğü bir sistem söz konusu burada. Müthiş bir kendiliğinden altyapı sistemi var, su altyapısı. Fakat bu dönem için şöyle anlatılıyor aslında Osmanlı dönemine dair bazı yazılarda, bazı o dönemi anlatan hikayelerde. Yağmurlu bir günde Antakya'da, eski Antakya'da yürüdüğünüzde ayakkabınıza çamur değmediği anlatılıyor. Şimdi bugünkü kentlerimizi düşündüğümüzde aslında çok uzağında kaldığımız bir kentsel altyapı düzeyinden bahsediyoruz aslında. Peki biz ne yapıyoruz? 1930 yılındaki Asi Nehri'nin yatağı, şurada gördüğünüz geniş yatak ve içeride gördüğünüz daha koyu renkle gösterilen yatakta Asi Nehri'nin, aslında Asi Nehri adını verdiğimiz su kanalının bizim zaman içinde getirdiğimiz sınırı. Şimdi bu aradaki bütün alanlar tahmin edebileceğiniz gibi yapılarla dolmuş durumdaydı depremden önce. Ve aynı zamanda Asi Nehri bir su kanalına dönüştürülürken tabii ki Asi Nehri ile kentlinin, Antakya'da yaşayanların ilişkisi de büyük bir değişime uğruyor. Nasıl bir değişim bu? Amik Gölü kurutulurken Asi Nehri'nin yatağı çöküyor. Yani o kadar büyük bir çökme oluyor ki oradaki su ilişkilerini sağlamak için. Asi Nehri'nin üzerinde konumlanan Roma Köprüsü bu süreçte yıkılıyor örneğin. Yani 2000 yıl orada hiçbir zarar görmeden dayanan köprü. Ayakları suyun üzerinde, toprağın üzerinde, Asi yatağının üzerinde kaldığı için bir ortak kurul kararıyla yıkılmaya karar veriliyor ve bayağı dinamitlerle patlatılarak, günlerce, haftalarca patlatılarak yıkılıyor. Bir ayda tamamlanmış yıkım süreci ve bu sırada burada gördüğünüz dokunma düzeyindeki su ilişkisi, su ve kentli ilişkisi burada gördüğünüz ilişkiye dönüşüyor. Özellikle şu fotoğrafın çok aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. 2000'leri gösteren fotoğrafın. 2000'lerde Asi Nehri ile ilgili pek çok haber var Antakya'nın yerel gazetelerinde. Burada zaten kırmızı ve kahverengi arasında bir nehir görüyorsunuz maalesef. Şöyle anlatılıyor Asi Nehri'nin o dönemi. Sürekli işte Asi Nehri hastalık saçıyor, Asi Nehri ölüm saçıyor gibi haberler var. Çok kötü bir kokudan bahsediliyor. Bütün yağmurlu günlerde taşan bir nehirden bahsediyoruz. Çünkü su ekolojisi tamamen bozulmuş durumda ve Asi Nehri'ne bütün ev kanalizasyonları ve sanayi atıkları deşarj ediliyor. Dolayısıyla Asi Nehri renkten renge giriyor, gerçekten hastalıklara sebep oluyor ama bunların hiçbirinin müsebbibinin Asi Nehri olmadığının herhalde hep beraber farkındayız. Sağ tarafta da 2021 yılında benim çektiğim bir fotoğraf var. Biraz su sümbüllerinin geldiği, işte Asi Nehri'nin artık iyiden iyiye yapay bir suya dönüştüğü, işte başı sonu belli bir su kaynağına dönüştüğü bir dönemdeydik deprem olduğunda. Şimdi suyla ilgili meselemiz genel olarak böyle. Bir de kent formu dediğimiz bir konu var. Türkiye'nin bütün kentlerinde olduğu gibi, yani çoğu kentinde olduğu gibi 1960'lardan 1990'lara kadar olan dönemde yoğun bir kırdan kente göç ve sanayi ve inşaat yatırımlarının, özellikle apartmanlaşmanın hızlanması gibi bir süreçten Antakya'da nasibini alıyor. Burada gördüğünüz, şu ortadaki iki diyagramda gördüğünüz büyük değişim aslında yerleşme lekesinin bu değişimini gösteriyor. Burada nüfus da 3 katına çıkıyor yaklaşık olarak. Çok ciddi bir değişim geçiriyor Antakya ve devam eden süreçte de benzer bir izi sürdürüyor. Fakat kent formunu, depremden sonra kent formu diyagramını çok önceden yapılmış bir zemin mukavemet haritasıyla karşılaştırdığımda beni çok şaşırtan bir şeyle karşılaştım aslında. Hüseyin Korkmaz'ın 2006 yılında oluşturduğu Antakya'nın zemin mukavemet haritasına makroformla beraber baktığımızda Antakya'nın bütün kent formunun en zayıf zemin ve az sağlam zemin üzerinde kurulduğunu görüyoruz. Peki bu bize buraya yerleşmeyin mi diyor acaba? Yani en zayıf ve az sağlam zemin olduğu için artık buraya hiç bina yapılmasın mı demek istiyoruz? Asla değil. Tabii ki şimdiye kadar yapıldığı şekilde yapılmasın, fakat gerekli önlemler alınarak, 2024 yılında olduğumuzu aklımızda tutarak, bu teknolojiye sahip olduğumuzu aklımızda tutarak inşaat yapmalıyız. Bütün önlemleri almalı ve sıkı bir yapı denetimi yapmalıyız. Bunun teknolojisi çoktan gelişmiş durumda, fakat bizim başka kaygılarla bu teknolojiyi Antakya'dan uzak tutmamamız gerekiyor. Şimdi ilk slaytlarda hatırlarsanız bir deprem diyagramı göstermiştim. Öncesi, sırası ve sonrası şeklinde. Ve burada şöyle bir mesele vardı. Tarihteki depremlerden ders çıkarmak. Kadim depremlerin bize söyledikleri. Şimdi Antakya'nın bir deprem bölgesi olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Fakat bunun için sayısal kanıtlara ihtiyaç duyanlar olabilir. Bazı örnekler vereceğim. 115 yılında Antakya 7,5 şiddetinde bir deprem yaşıyor ve 260 bin kişinin öldüğü belgeleniyor sırada. 526 yılında gerçekleşen 7 büyüklüğündeki depremde 250 bin kişinin vefat ettiği söyleniyor. Ve Antakya'da 1890 yılına kadar olan süreçte 6 ila 10 şiddeti arasında listelenmiş en az 89 deprem var. 10 şiddetinden bahsediyorum. Ve yakın döneme geldiğimizde 1822 ve 1872 yıllarında yaşanan depremler Antakya için yazılan yerleşme tarihine ilişkin yazılarda Antakya'nın büyük felaketi olarak anılıyor. Ve 7 ila 8 şiddeti arasındaki iki depremden bahsediyoruz. Bu dönemde Antakya'nın eski dokusu içindeki konutların 3'te 2'sinin tamamen yıkıldığı anlatılıyor. Neredeyse 150 konutun sağlam ve ayakta kaldığı söyleniyor. Dolayısıyla aslında Antakya'nın bir deprem bölgesi olduğu, 100 ila 150 yıllık periyotlar içinde pek çok deprem yaşadığı ve bunu yaşamaya devam edeceğini, yani jeoloji biraz daha yavaş hareket eden bir şey biliyorsunuz. Yani jeolojik zaman biraz daha yavaş hareket ediyor ve böyle bir durumda bizim Antakya'yı bundan sonraki depremler için bu gerçeği tamamen fark ederek ve bunu kabul ederek davranmamız dışında bir seçeneğimiz yok aslında. Eğer bir samimiyetimiz varsa afetlere dirençli bir kent hazırlamaya dair. Şimdi Antakya'da bir de çok önemli bir planlama geçmişi var. Bütün kentlerin planlama geçmişi şüphesiz önemli ama Antakya'da yine Türkiye'nin bazı kentlerinde görebildiğimiz bir belde belediyeleri dönemi dediğimiz bir mesele var. Ve belde belediyeleri dönemi aslında bizim artık Rönesans Residence diye muhtemelen bir daha ismini unutmayacağımız örneğin gerçekleşme sebeplerinden biri. Şimdi belde belediyeleri döneminde pek çok uygulama imar planı yapılıyor. Belde belediyelerinin pek çoğunda teknik bir personel yok. Ya bir harita mühendisi, çok şanslıysa belki bir şehir plancısı. Ama kocaman bir beldeyi planlama açısından yapılaşmaya açan ve yüksek yapılaşmaya açan ve özellikle de maalesef doğal alanları imara açan bir dönemden bahsediyoruz belde belediyeleri dönemi dediğimizde. Şimdi tabii ki yüksek yoğunluk kararları veriliyor yapılaşmaya dair ve bir taraftan da yetersiz altyapı söz konusu. Şimdi bu dönem 2012 yılına kadar devam ediyor ve sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluyor. 2014 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra bir çevre düzeni planı hazırlanıyor. Ve çevre düzeni planı hazırlandığında aslında esas yapılması gereken bütünsel bir, Hatay ölçeğinde bütünsel bir analiz çalışması, doğal alanları, jeolojik analizleri de kapsayan, sosyal ve ekonomik altyapıyı da kapsayan bir analiz çalışması. Sonra bu analizlere dayalı plan kararlarının üretilmesi, önce sentez yapılması, sonra plan kararlarının üretilmesi, sonra da bunların bir çevre düzeni planı oluşturacak şekilde sınıflandırılması, düzenlenmesi ve buna dayalı olarak Nazım Mimar Planı ve uygulama imar planlarının yapılması gerekirdi Türkiye planlama hiyerarşisine göre. Fakat burada ne yapılıyor? Daha önce yapılmış belde belediyesi planları çok sevdiğimiz arkadaşımız Emir Çekmecelioğlu'nun deyişiyle birbirine dikiliyor, uyumsuzlukları gideriliyor ve bir çevre düzeni planı oluşturuluyor. Bu çevre düzeni planının bu şekilde oluşturulması ne anlama geliyor aslında? Daha önce belde belediyeleri döneminde verilmiş bütün bu yüksek yoğunluklu yapılaşma kararları maalesef yasallaşıyor artık. Tümüyle çevre düzeni planında da bu yoğunluklar gerçekleşiyor ve bu hiçbir zaman geri gitmiyor. Her zaman biraz daha ilerleyerek maalesef bu yoğunluklar devam ediyor. Şimdi deprem hazırlık dediğimiz meseleye nihayet gelebildik. Ama depreme hazırlık Antakya'da ve Hatay'da maalesef her zaman bir soru işareti. Sebeplerini birazdan göreceğiz. Şimdi az önceki diyagramda, bu ilk slaytlardaki diyagramda afete hazırlık gibi bir şeyden bahsetmiştik. Deprem öncesi dönemde yapılması gerekenlerden bahsetmiştik. Bakın bunlar Antakya'da neye karşılık geliyor? Afet toplanma alanları Türkiye'nin büyük bir kısmında olduğu gibi Antakya'da da büyük ölçüde yapılaşmış durumdaydı. Çünkü bildiğiniz gibi yeşil alanlar bize genelde, yani biz dediğim sermayeye genellikle çok ilgi çekici boş parseller olarak görünüyor. Halbuki bunlar doğru tedbirler alınarak, doğru erişim ilişkileri kurularak değerlendirilmesi gereken afet sonrası toplanma alanları. Yapılaşma ve kentleşme kesinlikle aynı şey değil. Fakat hem deprem öncesi dönemde hem de depremden sonra pek çok şey duyduk. İşte konut sayısı verilerek, işte bir yıl içinde şu kadar konut yapacağız diyerek Antakya'yı iyileştireceğini iddia eden pek çok açıklama duyduk. Fakat gerçek böyle değil tabii ki. Zaten 2 yıla yakın bir zaman oldu ve bunun gerçekleşmediğini de görüyoruz. Barınma hakkı anayasanın 36. maddesinde çok net bir şekilde ifade edilmiş. Aynı zamanda sağlıklı ve güvenli çevre hakkı dediğimiz bir mesele de var. Fakat herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir diye özetleyebileceğimiz çok temel bir hakkımız var. İmar afları, maalesef Türkiye'de imar aflarına ilişkin en az 42 tane yasa çıkarıldığını biliyoruz. Ve bunların sonuncusu 2018 ila 2021 yılları arasında başvuruları devam eden bir süreçti. Ve bu sırada Hatay'da 56.000 başvuru yapıldığını biliyoruz. Bunların büyük bir bölümü de Antakya'da. Kentsel dönüşüm süreçleri bazı girişimler olsa da maalesef Antakya'da gerçekleşmedi. Onun yerine ama mesela Expo Hatay yapıldı. Expo Hatay düzenlendi ve büyük bir yatırım yapıldı bunun için, borçlanıldı. Şehir planlama az önce gördüğümüz şekilde maalesef kağıt üzerinde kaldı. İdealden çok uzak bir şehir planlama süreci izledik. Uygulamada sürekli ihmallerle karşılaştık. Doğal alanlar bu süreçlerde çok büyük ölçüde tahrip edildi. Denetim ve yapı denetimi dediğimiz meselede maalesef bu özelleştirme süreçleri ve işleyişteki aksaklıklarla maalesef olması gerektiği gibi işlemedi. Şimdi çok temsili olduğum birkaç örnek paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle 2011 yılında Bir Gün Gazetesi'nde bir haber var şu anda ekranımızda. Burada Mimarlar Odası'nın o dönemki Hatay Şube Başkanı diyor ki deprem master planını acilen yapmalıyız. Antakya Belediye Başkanı da ona katılıyor ve diyor ki Hatay depreminde 40.000 kişi ölür. Antakya'nın bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini bilmesi gereken herkes çok iyi bilmekteydi. Bunu söylemek istiyorum bu aşamada. 2006 yılında pek çok önemli harita yapılıyor. Hatay'ın zemin haritası, zemin mukavemet haritası, diri fay hatlarını gösterir haritalar. Burada Antakya'nın, Hatay'ın konumları. Ve sonra 2021 yılında depremden 2 sene kadar önce önemli 2 rapor hazırlanıyor. Birincisi TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın fay üzerinde yaşayan illerimiz Hatay raporu, Altınoğlu rapor. Bir de AFAD ve Hatay Valiliği'nin beraber hazırladığı İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanıyor. Maalesef 6 Şubat depremlerinde 2021 yılında hazırlanmış İRAP raporundaki ikinci senaryo neredeyse birebir gerçekleşiyor. Bu sırada özellikle mühendis odaları, işte Jeoloji Mühendisleri Odası, TMAB'a bağlı Mimarlar Odası Hatay Şubesi, Şehir Plancılar Odası İl Temsilciliği vesaire çok fazla açıklama yapıyor. Sürekli belediyeyi göreve davet ediyor, merkezi yönetimi göreve davet ediyor ve diyorlar ki bu kenti biz depreme hazırlamalıyız hep beraber. Çünkü burada çok büyük yıkımlar yaşanacak diye bunu anlatmaya çalışıyorlar. Ve sonra 6 Şubat'tan 3 gün önceye geliyoruz ve Naci Görür, şu anda ismini hepimizin bildiği Naci Görür, depremden 3 gün önce Kahramanmaraş depreminin çok yaklaştığı konusunda herkesi uyarıyor. Depremden sonraya geldiğimizde hemen yıkımın nedenlerini konuşmaya başlıyoruz. Depremden sonra en hasarlı ilçeler arasında Hatay'ın Antakya, Samandağ, Defne, zaten Antakya ile Defne'yi bir bütün olarak kabul edebiliriz ve Kırıkhan ilçeleri yer alıyor. Aynı zamanda Adıyaman'ın merkez ilçesi ve Gaziantep'in de Nurdağ ilçesi, biliyorsunuz, en büyük hasar alan yerler arasında görünüyor. Ve Antakya'da depremin bu kadar yıkıcı olmasından az önce gösterdiğimiz sebeplerle hep önlenebilir bir felaket olarak bahsediyoruz başından beri. Maalesef artık geçmiş zamanla bahsediyoruz. Ve şu bile tek başına bence çok aydınlatıcı. Deprem kenti Antakya bir kez daha yerle bir. Aslında buna şaşırmakta, yani bu sonucun gerçekleşmesine şaşırmakta bir samimiyetsizlik olduğunu düşünüyorum ben başından beri. Peki neden bu kadar yıkıcı bir deprem gerçekleşti diye baktığımızda ben pek çok gazete haberini, mühendis raporlarını vesaire taradıktan sonra şöyle bir sonuca ulaştım. Öncelikle zayıf zeminler üzerine gerekli önlemleri almadan büyük bir yapılaşma söz konusu. İkincisi, deprem yönetmeliklerine uygun olmayan inşaatlar yapılmış durumda her yerde. Diri fay zonları üzerinde yapılaşmalar söz konusu. Yapılarda sonradan yapılan değişiklikler var ve büyük bir denetim eksikliği, yapı denetimi eksikliği söz konusu maalesef. Şimdi Antakya'da yıkımın başlıca nedenlerine bir adım geri çekilip baktığımızda kurumlar arasında büyük bir koordinasyon eksikliği olduğunu görüyoruz. Bütünsel bir planlama yaklaşımı maalesef hiçbir zaman olmadı. Plansız ve parçalı kentleşme ve yapılaşma söz konusu. Mühendislik hizmeti almamış yapılar, bildiğimiz kadarıyla en az 56 bin yapı imar affıyla yasal hale geldi. Gerekli önlemler alınmadan zayıf zemin üzerine büyük inşaatlar yapıldı. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılaşmalar yapıldı. Canlı fay hatları üzerinde yapılaşmalar gerçekleşti ve yapı denetimi eksikliği bütün süreçlerde söz konusu oldu. Şimdi bir sembolik kötü örnekle devam etmek istiyorum ve ardından da yavaş yavaş tamamlayacağız. Zeytinlikten Rönesans Residence'a diyorum. Yani bir zeytinlikle Rönesans Residence gibi büyük ölçekli bir yapının bir araya gelmesi zaten tek başına büyük bir soru işareti olmalı. Şimdi az önce bir belde belediyeleri döneminden bahsetmiştim. Buradaki planlardan bir örnek plan parçası görüyoruz burada. 2010 tarihinde yapılmış bir revizyon plan. Emsal, yani yapılaşma hakkı 2.80 olarak verilmiş ve zemin zeytinlik. Etrafında gördüğünüz alanlarda yapıların kat adetlerini 4 kat olarak görüyorsunuz. Ama 2.8 emsali şöyle anlatayım size. Zincirli Kuyu'da yapılan Zorlu Rezidans'ın emsali de 2.8. Böyle bir yapılaşma hakkı verildikten sonra bakın bir zeytinlik etrafıyla beraber nasıl bir rezidansa dönüşüyor. Böyle bir Rönesans Residence'la karşı karşıya kalıyoruz. Ve depremden hemen sonra bu fotoğraflar neredeyse Kahramanmaraş merkezli depremlerin, 6 Şubat depremlerinin bir simgesi haline geliyor. Şimdi az önce sizinle bir haber paylaşmıştım. Bir Gün Gazetesi'nde 2011 yılında yapılan bir haber. Ve demiştim ki Antakya'nın bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini bilmesi gereken herkes gayet iyi bilmekteydi. Şimdi Rönesans Residence vakası Antakya'da gerçekleştiğini bildiğimiz sayısız ihmalden biri ve maalesef çok temsili ve yalnız değil bu örnek. Bu yapı inşa edildiği sırada Antakya Belediye Başkanı olan kişi aynı zamanda 2014-2024 yılları arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan kişi. Ve Rönesans Residence'ın müteahhiti 2011 yılında Hatay deprem çalıştayı sırasında Mimarlar Odası'nın Hatay Şube Başkanı olan kişi. Dolayısıyla deprem gerçeği gayet iyi biliniyordu her çevre tarafından. Küçük bir hatırlatmayla tamamlayacağım. Amik Gölü'nden havalimanına, Hatay Havalimanı'na bir geçiş. Kent formuyla depremselliği yan yana gördüğümüzde zaten tamamının önlem alınarak yerleşilmesi gereken bir alan olduğu bence çok açık görünüyor. Ve şimdi Antakya'nın kent formuna tarihsel süreçte bakarak, daha doğrusu yakın tarih içinde bakarak tamamlayacağız. Bakın böyle bir yoğun doku, 7 Şubat'ta yavaş yavaş yıkım ve geldiğimiz aşamada bundan çok daha boşalmış bir kent dokusuyla maalesef karşı karşıyayız. Tuğçe, çok teşekkürler. Oldukça anlamlı bir program oldu, sunum oldu, bir konferans gibi. Biz bu programı da diğer programlarımız gibi İstanbul Hepimizin Girişimi'nin internet sitesinde arşive koyacağız. Aynı zamanda Mediascope televizyonunun YouTube adresindeki kayda da ulaşmak mümkün olacak. Belki izleyicilerimizden tekrar izlemek isteyenler olacaktır. Çok teşekkür ederiz sana. İkinci programı ise 21 Ekim tarihinde, 21 Ekim Pazartesi günü yayınlayacağız. Orada da şu andaki durum, sorunlar ve biraz da herhalde geleceği konuşacağız, değil mi? Tam da söylediğin gibi Gürhan, biraz daha deprem olduktan sonra bugüne kadar neler yapıldı onu anlamaya çalışacağız beraber. Evet, çok teşekkürler tekrar. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programında bu hafta Tuğçe Tezer'i dinledik, izledik. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere, hoşça kalın.